Hayret. Neredeyse 12 saat oldu. Hala 3. İnönü Savaşı çıkmadı. Belki de insan hayatında yeni bir beyaz sayfa açmaya karar verdi. Öyle bile olsa o beyaz sayfanın altında zehirli bir yılan kesin vardır. Günaydın Menekşe Hanım. Günaydın Sevinç Hanım. Günaydın Stelio Bey. Günaydın Stelio Bey. Kahvaltıda özel olarak istediğiniz bir şey varsa söyleyin, Menekşe hazırlasın hemen. Yok yok, lütfen benim için zahmet etmeyin. Ben kendi kahvaltımı kendim hazırlarım. Neden? İhsan Bey ahçılığımla ilgili size bir şey mi söyledi yoksa? Öyle değil. Ben kendi kahvaltımı yanımda getirdim. Adı Stelio Kokteyl. Bana enerji veren özel bir karışım. O zaman siz ona devam edin. Çünkü sizin tanıdığınız İhsan Bey benim tanıdığım İhsan Bey'e dönüştüğünde o enerjiye fazlasıyla ihtiyacınız olacak zaten. Farkında mısınız? Neredeyse bana bir gündür baş psikopos demedi. Biraz psikopos suyu alabilir mi senin canım? Ne demek, buyurun. Günaydın. Vay benim Stelio abim, biricik müttefiğim. Günaydın. Nasıl, iyi uyudun mu dün gece? Evet, bebekler gibi. Bebekler gibi ama ben senin hiç ağladığını duymadım. Ne öyle? Bu benim kendi icadım. Adı Stelio Kokteyl. Öyle mi? Nedense bana çok sevdiğim bir abimi hatırlattı. Tadına bakmak ister misin? Tabii. Ne demiş bir Türk büyüğü bir Yunan büyüğüne? Kadehinde zehir olsa ben içerim, para getir. Ne var bunun içinde? Portakal suyu. Ha. Çiğ tavşan ciğeri. Kurutulmuş deniz yosunu. Çiğ yumurta. Nasıl İhsan, güzel mi bari? Beğendin mi insan? Ya beğenmek ne kelime? Bayıldım. Olağanüstü. Ben hayatımda böyle bir şey tatmadım. Stelio kokteyli. Tam bir enerji deposu. Belli belli. Salonu bir baştan bir başa koşturdu bana. Ya Stelio'cum gelsene. Hazır seni yalnız bulmuşken. Hı. Seninle diyorum biraz bir şeyler konuşalım. Ha? Önce bir kahvaltı et istersen. Yok, ben pek kahvaltı etmiyorum. Sabah erkenden kalkıp erkenden çıkıyorum. Ben de güneşin doğuşunu seyretmek için. Ya ya ne güzel, benim güneşin doğuşunu seyredecek pek vaktim de olmuyor. Bir an önce işe gidip rekabet dünyasına katılmak gerekiyor tabii. İyi de koşuşturmacadan, hesap kitaptan sıkılmıyor musun? Neden? Sen çalışmaya karşı mısın yoksa? Hayır, ben ellerimle çalışmayı seviyorum. Ben de ellerimle çalışıyorum sayılır. Onları para saymada kullanıyorum. Aramızdaki fark ne bu zaten? Sen para kazanmayı seviyorsun, ben de tahtadan sandalye yapmayı. Tahtadan sandalye ne? Neden? Oturmak için. Peki bir sandalye yapman ne kadar sürüyor? 10-15 gün. 10-15 gün. Senin yaptığına enayilik derler ya. Sen bu süre içinde çalışıp 50 tane sandalye alacak kadar para kazanabilirsin. Niye 50 tane sandalyeye ihtiyacım yok ki? Paran olunca olur. Çünkü geri kalan 49 sandalyeyi dolduracak kadar çok arkadaşın olur. Anladım. Eğer zengin olsaydım kendime arkadaş satın alabilirdim. Evet. Hayır. Ben böyle bir şey demedim. Kusura bakma, ben yanlış anladım. Yani para sayesinde çok daha fazla şeye sahip olabilirsin. Evet. Mesela konforlu bir daire. Evet. İçinde pahalı eşyalar. Evet. Dolayısıyla pahalı güvenlik sistemi. Evet. Ve sonunda kendi evinde mahkum hayatı yaşarsın. Evet. Hayır. Ne diyorsun ya, bu hayatımda duyduğum en aptalca şey. Senin derdin ne biliyor musun Stelio Efendi? Sen hiçbir şey yapmadan hayat mücadelesini kazanacağını sanıyorsun. Orada dur bakalım İhsan Efendi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok haklısın. Benimle aynı fikirdesin ya. Tabii. Aksini düşünmek mümkün mü? Yani evet, bizim aramızda dil, din, ırk, çart, çurt farkı var ama biz bir elmanın iki yarısı gibiyiz ya. Yani. Şimdi Stelio abicim ne diyeceğim? Şu senin iş hanı var ya. Bu kim ya? Stelio abim sen hiçbir yere ayrılma, ben hemen geliyorum.